Ben Sedat Babaçer. Buralarda beni ağaçların Fatih olarak tanırlar. 50-60 metrelik ağaçlara gözüm kapalı iner çıkarım. Korkmam. Kapadokya'nın asıl anlamı güzel atlar diyar. Benim bir at çiftliğim var şimdi. İsmi de Dalton kardeşler. Bana da kovboy eklem derler zaten. İsmim İbrahim Totos, Süngerci Totos diye tanırlar. Bana göre 3 tür insan var. Hayatta olanlar, ölü olanlar ve denizde olanlar. Kayın, kestane, gürgen, meşe, dişbudak. Çoğumuz için sadece birer isimden ibaret olan bu ağaçlar, Rize'nin ormanlarında, dağlık alanlarında birbiri içine geçmiş halde yaşıyor. Kimi bakışlar için yeşilin binbir tonu bir dinlenme aracı. Kimileri için ilham kaynağı. Kimisi içinse göğü delercesine uzanan bu ağaçlar bir geçim kapısı. Bu işi ortalama 20-25 senede yapıyorum. Şimdi bunda çoğu zamanı da yalnız çalışıyorum. Adam bulamıyorum. Çıktığı dağda bayağı da bir riskli bir büyük bir ağaç. Bu şekil. Böyle şey gibi alıyorum arkamda çanta gibi. Bu şekilde alıyor. Ondan sonra tırmanışa geçeceğiz. Yıllardır birçok riski göze alarak ağaçları budamakla uğraşan Sedat, artık işinin ehli. Hangi dala basmalı? Hangi işaret tehlikenin habercisi? O bunu herkesten çok daha iyi biliyor. Sonuçta hep risk, yani hayatımız risk üzerine geçiyor. Yani çıktığın ağaçta ağacı bilmen lazım. İşte bastığın dal sürük mü, yaş mı, onu bileceksin. Yani ufak bir saniyelik bir hata ölümle sakatlanmaya sonuçlanabilir yani. Başına gelebilecek bütün felaket senaryolarının farkında olduğu halde Sedat, göğü delercesine uzanan bu ağaçlara bir an olsun tereddüt etmeden tırmanıyor. Ha, işimiz çok zor. Çok zor ve tehlikeli bir işimiz var. Mesela şu ağızdan çıkıyorsun, yani 150-200 milyon, 300 milyon para alıyorsun ama oradan düştüğün zaman ne aldığın para ne bir senelik çalıştığın kurtarır seni. Allah etmesin bir sakatlanma veya bir ölüm esnasında. Allah koruyor biz yani. Öyle var ki ben şimdi bak bu dediğim oldu 15-20 sene önce. Yine burada bir tane armut ağacımız vardı. Burada mallar bizimdir. Armuta çıktım. Yabani bir armut. Şöyle işte bir çuval topladım. Bir tane kaldı. Şu kadar bir armut kaldı. Dedim uzanayım alayım onu ki o dalın yarılmasıyla dallan bile bak şu hemen şu yükseklikten dallan bile tak vurdum buraya. Ben buraya uzanmışım böyle. Ben gözlerimi açtım ulan dedim elmiş miyim? Ulan baktım etraftayım. Ulan yok elimi salladım kolumu salladım baktım. Baktım bir şey yok. Ben diyeyim hemen hemen 25-30 metrede yere takıldım. Artık gençliğin verdiği bir şey mi? Artık o ağacı düşerken dallara vura vura hızımı mı kesti? Allah'tan bir şey olmadı bana yani. Şimdi işte onları indirdim. Şu buradan şimdi patika ölge geçiyor buradan. Onu bir açmam lazım şimdi. Çay zamanı millet. Çay kesimi var, ölçümü var. Şimdi. Sedat büyük bir titizlikle budadığı ağacın parçalarını yolu kapatmayacak hale soktuktan sonra burada işi bitmiş olacak. Thank you.
Hoyrat, ürkütücü fakat bir o kadar da çekici. Kapadokya'nın esrarengiz güzelliği baş döndürücü. Yerin altından göğe uzanan parmaklar gibi görünen peri bacaları bu esrarı perçinliyor. Burası Kapadokya. Burası masalların, peri bacalarının ve güzel atların diyarı. Göreme'de birçok at çiftliği var. Ekrem'in sahibi olduğu Dalton kardeşler bu çiftlikler arasında en büyüğü. Bu çapta bir yerin idaresi de elbette kolay değil. Her an yeni bir sorunla karşılaşmak mümkün. Ne oldu be, neye bakıyorsun? Zayıf zayıf gidiyor ya. At başının nem olduğu gibi çıkartmış, hiç yiyemiyor bu. Allah Allah. Valla. Şşş, dur kızım, dur bir daha. Dur bir gidin. Evet. Diş makinesini getirin de şunun ağzını bir dörtleyelim abi. İyice sivrilmiş hemen. Aziz getirin oğlum diş makinesini. Bir bardak, bir tane bardağa da bekmez koyun şöyle bir. Junior, barda bekmez var mı içeride? Bekmez getir bir tane. Hayvan yediği pisliğini, arpasını bütün çıkarıyormuş. Yani yediği yaramıyor hayvana. Sen ne kadar verirsen ver, yediği yaramıyor. Çünkü dişini ezemiyor. Dişleri böyle bazen yiye böyle ezer. Dişlerin sağ tarafı sivriliyor. Tam basmıyor. Basmayınca da kaçırıyor. Verdiğin arpa yarı yarıya boşa gidiyor. Bir de bu hayvanların şeyi yok, akıl var, fikir yok. Bilmez, söyleyemez, dili yok. Ancak bunlardan anlıyorsan yapacağım bu atı. Mesela bunların gerekiyorsa dişini de çekiyoruz. Apse yapıyor. Dişi de kırılabiliyor. Hayvanın bir şeye takılabiliyor. Bölgede diş yapan zaten yok ki. Atı dişine dediğim zaman %80 insanı tuhaflıyor. Atı dişi de mi yapılırmış falan diye. Bir de yapılır. Bekmez getirdiniz mi o tatlısı? Bayağı hemen altta aşağıda. Bak bu bekmezini bastırdığın zaman hayvan bir dahaki sefere sana sıkıntı etmez. Tatlıyı her zaman sever. Bir suya batıracaksın. Pisliğini yıka, bekmeze batır. Tatlıyı her zaman sever. Kaldır git. Hadi Ömer, bunun anısı da var. He, dolu. Biz yap. Biz vardı be Cihan. Var. Şu bizimiz var mıydı? Onun ucunda bir yakında getir şu anıyı da alalım. Gülün öbür tarafa al. Gülün öbür tarafa al. Neydi? Bizini yaktın mı ucunu? Kaldır bakalım da şuraya. Dur bakayım dur. Damağı değiyor da. Yok. Tamam dur. Düz getir kaya düzü. Tamam geliyor pistten. Yok avcuma düzü. Düz hem yarayı yakar. Dur yeter. Hem de orayı pişirir. İltihap almaz. Yok. Yeter dur. Tamam mı? Tamam. Çöz. Bu çiftlikte her gün buna benzer birçok sorunu çözüyor Ekrem. Üstelik çiftliğinde ilgi ve bakım bekleyen tek hayvan atlar değil. Güvercinler, tavuklar, köpekler, kazlar ve hatta tavus kuşları. Bu çiftlik yaklaşık 150 hayvan barındırıyor. Ekrem her sabah hayvanlarla tek tek şefkatli bir anne gibi ilgileniyor, onların bakımlarını yapıyor. Homeros'un ebedi mavilikler ülkesi olarak bahsettiği Bodrum, yıllardır yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi. Şairlerin başını döndüren, şarkılara ilham olan denizi, kimileri içinse bambaşka bir anlam taşıyor. Ne
Çökertme tersanesinde yoğun bir gün. Ustalar yaz sezonu açılmadan tekneleri hazır etme telaşında. İbrahim de sezon başlamadan denize açılıp sünger çıkarmak istiyor. Bu yüzden teknesi bir an önce yola çıkmaya hazır hale gelmeli. Ancak ustanın daha çok işi var gibi görünüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, sağ ol. Nasıl yaptın Mücahit? Abi idare ediyoruz, çalışıyorum. Kolaylamışsın gibi. İnşallah yetiştireceğiz. Yetiştirmeye çalışıyorum ya. Zehirlisi bitsin de gerisi gelir gari. Aynen. Hiç olmazsa hafta sonuna yetiştirelim. Allah, olduğu kadar. Boya şekli bu şekil olacak değil mi? He? Boya şekli bu şekil aynı. Tabii. Aynı dizayn. Ondan sonrasını hallederiz gene hep beraber. İnşallah. Bu tekne süngerci teknesidir. Tarihinden beri Bodrum'da eski süngercilerden gelen trandil, hep trandil sevdamız vardır. Boyunun 1/3'üdür genişliği. 9 metre ise 3 metre genişliktir. Ve çok denizci bir teknedir. Özel bir teknedir aslında. Bunda gidemeyeceğin deniz azdır yani. Süngeri denizden çıkartıp, temizleyip, hazırlayıp artık tezgaha koyabilmemiz için teknenin bir an önce bitip, tekneyle biraz maviye açılıp, şöyle denize açılıp, biraz derine inip o süngerleri toplamamız lazım. Toplamak için de bir an önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani amacımız bu teknenin hemen hazırlanıp denize inmesi. Sırada mezarlıkta sorun çıkartan bir çam ağacı var. Bu sefer budamak yetmeyecek. Bu ağacın devrilmesi gerekiyor. Çünkü sahibi çam ağacının yerine yeni bir mezar yaptırmak istiyor. Evet Sedat Bey. Kesilecek ağaç bu. Kesebilir misin? İyi bak bakalım. Balcak oradan. Abi yukarıdan 2-3 asile dök o. Abi telde var bak. Bu tarafa mezar var, orada tel var. İyi dikkat et. Abi teli indireceğim. Teli inecek. Böyle buraya Allah'ın izniyle düşüreceğim. O teli alırsan o şekil yatırırsın. Teli almasan o şekil yatıramaz. Öyle olacak zaten. Şimdi bak Sedat. Her taraf mezar dolu. Bir mezarın üzerine düşer. Bir taşı bozulur. Şey olur. Komşularına kötü kişi olmayalım, ben hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Tamam, bütün mesuliyet bana ait Emine. Ah tabii, mesuliyet sana aitse o zaman sıkıntı devam et. Ben hallederim, takım takanı alayım. Tamam. Bir içten arkadaş buldum mu, ben bunu bu şekilde düğmeye yatırırım. Şimdi şu anda zor bir görevin altına girdik. Şu anda rüzgar da çıktı, işimiz biraz daha da zorlaştı. Güzel de bir rüzgar esiyor. Ya bu işin şu anda zorluğu, o ağzı ters tarafa yatırmamız demek... Bayağı bir masrafın altına girmek demektir. En ufak mezarın 15 milyardan başladığına göre buraya var 3-4 tane mezar. Aşağı düşerse en az 3-4 mezarı mahveder. Risk büyük. Fakat Sedat'ı durdurmaya yetecek kadar değil. Ekibiyle birlikte çam ağacını devirmeye kararlı bir biçimde mezarlığa varmak üzereler. Şu anda aynen dediğim gibi de Basri. Önemli olan oraya çıkıp bu ipi bağlamak. Şu teli de aşağı indireceğiz. Ondan sonrasını yine bir konuşacağız. İpi bağlaması bir şey değil de şimdi o sene çiçeği, bağışlada çiçeği olmasın ha. O var. O da var şimdi işte. Rüzgarı da hesaba katmak lazım. Rüzgarı? Yani şunu bu. O ip oraya bağladık mı bak şimdi? Şu ağzı çukur var ya. Aynen. O ağzı çukur kefi sıktık mı onu? Aynen. Ben şimdi buradan kapağı aldım mı? Tamam. Ben size bağırdım ki asılın dediğim zaman tamam. asılın gezeceğiz aşağı otomatikman inecek oraya zaten. Tamam. Sedat harekete geçmeye hazır görünüyor.
Atılacak tüm adımları ince ince hesaplamış. Planın ilk aşamasında telefon telinden kurtulmak var. Böylelikle ağacı mezar taşlarının olduğu yönün tersine indirebilecekler. Sedat, ne biliyor musun? Bak şu ipi var ya, bak elin tuttuğu yere bağla, bağlanı direğin gövdesine. Niye? Bak şimdi. Yıllarını ağaçları budamakla ve kesmekle geçirmiş olan Sedat için bak, telefon kablosunu bak, sökmek bak, ilk bakışta kolay bak, görünmüş olmalı. Ancak işler sandığı kadar pürüzsüz ilerlemiyor. Şimdi var ya bak, şunu var ya bak, şu gövdeye dola, tamam mı? Geçirdikçe bunu geçirdikçe buna yük binecek. Bunu daha rahat sokacaksın yani. Dur o zaman biraz sıkayım onu. Yürüdü bir iş lan. Sedat sen kendini tut. Tamam. Şu anda yük tamamen itti. Tamam itti. Sen şimdi bir tarafı da söz. Bir taraf sözü iyi mi? Yük binecek ona, tamam mı? Tamam. Oradan şimdi sıvıra sıvıra yavaş yavaş. Gevşeye gevşeye dibe ineceğiz. Tamam. Kurtarıyorum onu. Kurtar. Dikkat et, vurmazsın sana. Sen dikkat et. Evet, kurtarıyorum. Abi birden düşmeyecek ha, bak dikkat. Kurtar da. Sen çanırınla başlayın, o ipi aşağıya kaymasın. Gelsin mi? Sus. Ha. Parmaklarına dikkat. Gelsin mi? Bak geliyor. Ne de tuttunuz hani ama? Bizde sıkıntı yok, bak sen nereye bağlamışsın onu? Ama ne de tuttunuz hani? Şimdi orada şimdi zor oldu, hem vidalara sokmak zor oldu, bir de şimdi iki taraftan gelmiş. Teli iki taraftan gelmiş, şimdi o kelepçenin bir anda atılıp geri korktuğundan ondan bayağı bir endişem vardı. Hani bir an lak diye atacak gönsüme vuracak hesabını, ondan çok tedirgin yine oldum. Son anda işte gene bir tak diye attı ama ben şundan korkuyordum, şu mezarlara. Hani gelecek bu tarafa diye lak diye yolup onları kırmasından korkuyordum. İşte ip bağladık ama pek de bir faydası olmadı ipin. İpi de attı. Yani sorunsuz indirdik ipi. Şu anda hani ağzı yatmasının en büyük engel, ipi indirdik. Kapadokya ismiyle müsemma. Güzel atlar diyarı ve Ekrem yıllardır doğada tüm ihtişamlarıyla salınan bu yabani atları yakalayıp eğitiyor. Özgürlüklerine son derece düşkün olan bu atlara diz çöktürmek hiç kolay bir iş değil. Ekrem bugün bir arkadaşı için beyaz bir yılkı atının peşine düşecek. Yola çıkmadan önce bu macerada işini kolaylaştıracak hazırlıklarını yapması gerekiyor. Bu ip de zaten bu ip bir özel. Buna bir arkadaşım buradan bana burada atabilmişti. O şeyden Amerika'dan gönderdi ipi. Ama bunu dedi sık sık mumlaman lazım. Özelliğini kaybederse olmaz. Buraya kadar hazırlıklar kısmen tamam. Şimdi yabani atları yakalamak için çoktan ehlileştirilmiş olan çiftlik atlarının hazırlanması gerekiyor. Bu macerada Ekrem'e 3 kişi eşlik edecek. Oğlu Ömer, birlikte çalıştıkları Cihan ve Gülbahar. Ekrem'in yol arkadaşlarına güveni tam. Tüm hazırlıklar tamam. Beyaz bir atın izinde dolu dizgin bir macera başlamak üzere. Yıllarını yılkı atlarının peşinde geçiren Ekrem, kendisini bekleyen kovalamacaya hazır. Ancak önce hiç hesapta olmayan başka bir sorunu çözmesi gerekecek. Gülbahar dikkat et, biraz biraz dike bak. Geriye doğru vücudunu geriye al. Niye? Gel kohma, bir şey olmaz. Bak benim gibi vücudunu geriye alıyorsun, tamam mı? Dur. Yo bir denersin. Gülbahar. Atçı olacağım.
Bahar. Şurada niye kayın sen de bu kadar yerlerden inemiyorsun ya? Yüksekten mi korkuyorsun? Dur o zaman. Korkuyorsan Ömer. Şu arka taraftan fırlandır. Arka taraftan fırlandır al gel. At sırtında geçirdiği gergin anlar Gülbahar'ı bir hayli yormuşa benziyor. Bu noktadan sonra yola devam edemeyebilir. Ekrem'in onu cesaretlendirmesi gerekiyor. O at daha sağlam düşer, daha rahat durur, ata güven. Bir şey olursa boynuna sarıl, hiç korkma. Bin bakayım şimdi hadi. Ya biz at yakalamaya gidiyoruz, yabani at yakalayacak şimdi buralarda. Yani bu action'ı yapman lazım, biraz ısınman lazım. Atta yedinci his var. Tamam. Bindin mi? Lan sen rahat mısın şimdi? Ya oğlum uçunuza uğradın azıcık ata binmen ya. Bekleyin de şurada çocuklar bir bakayım ben bir. Geçen sefer buradalardı. Buradalarsa bir plan yapar. Gülbahar atını bırakma, sessiz ol biraz. Ben geliyorum hadi. Kılıççıların boğazını tut oğlum. Cihat, sen de şu aşağıdan geliş yolu tut. Gülbahar, sen de atını oraya, şu karşı şey, emdiğimiz yer var ya. O kılıççıların kanyonu atını bağla oraya, sakla. Senin atın uzak olsun orada. Şimdi senin atı gördün mü, o tarafa yönlendirir. Bak Ömer, orada sıkıştıralım. Sen ben buradan atınla gelirkenleri buradan, hey bak sen buradan çıkar yani. Cihat, sen de oradan atları kılıççıların kanyona göndermemiz lazım. Oraya gönderdik, o içinde bir tane bir beyaz var. Beyaza odaklanın bak. Bu planda Ömer ve Cihan'ın rolü kritik. Arazi avucunun içi gibi bilen Ekrem, atların kaçabileceği noktalara Ömer ve Cihan'ı yerleştirerek kanyonu atlar için bir tuzak haline getirmeyi hedefliyor. Gülbahar'ın at kovalamacasında güvende olamayacağını bildiği için ona daha kolay bir görev vererek hem onun gönlünü alıyor hem de planını en sağlıklı biçimde hayata geçirmeyi hedefliyor. Kanyondaki tüm çıkışların kapatılması kilit nokta. Eğer atlar kanyondan bir çıkış yolu bulurlarsa, tüm bu kovalamacaya rağmen Ekrem çiftliğe eli boş dönebilir. Teknenin hazırlıkları sürerken İbrahim vaktini boşa geçirmeye niyetli değil. Sezona hızlı bir giriş yapabilmek için bir planı var. Önce gidiyoruz, şimdi kaptanı alıyoruz. Kaptanı aldıktan sonra fazla oyalanmadan, çünkü akşam saatine kalmayalım. Yorucu bir gün olacak. Şöyle bir Bodrum'un önlerinde bir deneme dalışı yapalım. Ondan sonra da bakalım bugün bir denizin dibinde görelim, süngerleri görelim. Kaptan, ne yaptırın? Gel bakalım İbrahim, hoş geldin. Nasılsın bakayım evlat? İyi kaptan be. Otur bana. Başlayalım gari dedim ya. Kendi kayımızı ayarladım da. Tamam İbrahim. Ama bu bugün bir dalış yapalım senden. Tamam evlat. Deneme dalışı. Tüpler mükler doldurttum geldim. Senin işin yok değil mi bugün?
İşim yok evlat, her zaman ben hazırım. Tamam, tamam baba. Ne yapalım o zaman? Kalkalım gidelim hemen. İstersen hemen gidelim. Hadi hiç zaman kaybetmeyelim. Bırakıralım. Hadi baba. Nasıl keyfin? Allah'a şükür. Hava da güzel maşallah şansımıza. Bunlar biberiye mi? Biberiye İbrahim. He? Zeytin var. Kayısı var. İbrahim'e bu seneki sünger avında Behçet Kaptan eşlik edecek. Behçet Kaptan 20 yıla yakın bir süre Bodrum'da süngercilik yapmış tecrübeli bir denizci. Ancak bu mesleğin en büyük risklerinden biriyle karşılaşınca süngerciliği bırakmak zorunda kalmış. Henüz 32 yaşında olan İbrahim, iki kez kalp krizi geçirmiş. Uzunca bir süredir dalış gerçekleştiremiyor oluşunun sebebi de bu. Bu yıl yeniden dalış yapma kararı aldı. Kendisini ait hissettiği yere, denize geri dönecek ama tedbiri de elden bırakmaması gerekiyor. Bu yüzden sünger avında Behçet Kaptan'ın tecrübesinden yararlanmak ve kendisini güvende hissetmek istiyor. Sezonun esas dalışlarına başlamadan önce yapacakları bu denemeyle birbirlerine ısınıp birlikte nasıl çalışacaklarını da görecekler. Bir deneme dalışı olacak bugün. Hem hayvanı görelim. Var mı yok mu süngerin durumuna bakalım. Hem kendimizi görelim. Bir şöyle bir denizin altında bir nefes alalım, kendimize gelelim. Yani çok derin olmasa da bir dalış yapacağız bugün. İbrahim dalış için çok uzaklaşmak niyetinde değil. Kaptan, anla ver. Böyle atalım. Uzun bir aradan sonra gerçekleştireceği ilk dalış olacak bu. O yüzden çok derinlere inmeden vücudunu basınca yavaş yavaş alıştırmayı planlıyor. Bu deneme dalışı İbrahim için denizle güven bağını tazelemek anlamına da geliyor. Şey harika. Kaptan, 8 takayım bir tanesini yeleğe mi takayım? Sen tak. He? Elbise şey geniş, omber ettirsin sen. Hadi bakalım İbrahim. Sezonun hayırlı olsun. Allah bol süngerler versin. Acele etme, yavaş yavaş, rahat ol. Hadi bakalım, sezonun hayırlı, bereket olsun. Telefon kablosundan kurtulan Sedat artık uzmanlık alanı olan ağaç tırmanışına başlayabilir. İlk adım ağaca ipi bağlamak. Uzun yıllardır tek başına çalıştığı için bir ekiple birlikte hareket etmek ona yeni bir zorluk çıkarmışa benziyor. Doğru bildiklerinin sorgulanması pek Sedat'a göre değil. Tak şunu omuzuna. Tak şunu omuzuna. Öyle değil işte. Böyle değil oğlum. Değil öyle. Böyle oldu. Aha, bak gördün mü? Ali sen oğlum merdiveni bir götür, buraya bir koyalım oğlum. Bırak. Bırak bakayım, bırak avcatını yere koy. Tavrayı yere koy. Sürük olmaz ona, baksana onlar hepsi yaşlı. Ağacın doğru yöne devrilmesini sağlayabilmesi için Sedat'ın mümkün olduğunca yukarıya tırmanması gerekiyor. Ancak çam ağacının iğneli sık yaprakları bu tırmanışı güçleştiriyor. Üstelik yukarı çıktıkça şiddetlenen rüzgar da caması. Ha, oradan bağlı oynuyor da. Thank you.
İnsan yeryüzünde sürekli bir şeylerle mücadele halinde. Sedat'ın bugünkü rakibi Rüzgar. Bu müsabakada gardını bir an olsun düşürürse kendisini yerde bulabilir. Ha, eldiven de var, ha, kendini iyice bıraksın. Bağladığım bağ sağlam mı? Telefon kablosu ortadan kaldırıldı, ip ağaca bağlandı. Bütün bunlar olurken maalesef Rüzgar da hız kazandı. Sedat'ın kesime başlamadan önce ekibine güvenmesi çok önemli. O, ağaçtan ilk kapağı aldıktan sonra, yani ağacın gövdesinden ilk parçayı çıkardıktan sonra işin en önemli kısmı ekibine kalmış olacak. Planın her aşamasını güçlüklere rağmen başarıyla tamamlayan Sedat ve ekibi çabalarının karşılığını görebilecek. Hadi bir, iki, üç, hadi! Geldik şimdi. Burası çok önemli. Buradan buna çok doğru yerden kapak almam lazım. Bu kapağı alamasam doğru yerden bu ağacın her tarafa yatma şansı var. Ya Basri, bak şimdi, iş bayağı bir ciddileşmeye başladı. Ney? Yani burada var ya başın, kapağı aldıktan sonra var ya, bütün her şey sizde. Tamam. Kapağı aldın mı? Tamam. Zaten iş kalıyor zaten, yükün çoğunu almış oluyorum. Tamam. Arkadınla girdin mi ona? Ben size asıl dediğim zaman hiç peş vermeyeceksiniz. Tamam. Direkt aşağı doğru ineceksiniz. Bütün hazırlıklar bu an içinde. Bir hayli şiddetlenmiş olan rüzgarın itici gücüyle daha da devleşmiş olan çam ağacını kontrol altında tutmak zorunda olan dört insan. Bu ağaç mezar taşlarının üzerine düşüp maddi zarara sebep olabileceği gibi en küçük bir dikkatsizlik sonucu insan hayatına da mal olabilir. Yaşamın kırılganlığı böyle anlarda iyice belirginleşiyor. Ekrem ve ekibi atların yerini tespit etti. Onları köşeye sıkıştırmak için üç taraftan kanyona doğru sürüklüyorlar. Çıkış yollarını da kapatarak atları tuzağa düşürmeyi hedefliyorlar. Öte yandan yılkı atları da teslim olmaya niyetli görünmüyor. Bakalım bu mücadeleyi kim kazanacak? Ekrem ve ekibi mi, yoksa özgürlükleri için dolu dizgin koşan yılkı atları mı? Kovalamaca son hızıyla devam ediyor. Ancak bazı atlar kanyondan bir çıkış yolu bulmuşa benziyor. Fakat ekibin hala umudu var. 3-5 atlık bir sürü köşeye sıkışmış. Üstelik içlerinden biri tam da Ekrem'in aradığı gibi beyaz. İçeriden bir kişi bu arada. Geçin ben içeriden. İçeriden bu arada. Gel.
Kuvala oradan. Atlar yüzyıllardır insanoğlunun hizmetinde. Uysal, sadık, asil. Ancak özgürlüğü söz konusu olduğunda bir attan her şeyi bekleyebilirsiniz. Yabani bir atın tek bir çiftesi insan için ölümcül bir darbe olabilir. Bu yüzden bir ata yaklaşırken onu ürkütmemek çok önemli. Dur. Dur. Geç hadi. Bırak çek. Çek 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 çek. Çek. Dur. Dur. Bırak. Çek. Kuşu hafif. Elbiseyi yarısı çıkaracağız. On kilo taktım be kaptan. Dalış yapmadığı aylar süresince biraz kilolanan İbrahim'in yanına aldığı ağırlıklar yani suya yürürken batabilmesi için yeterli gelmedi. Bu nedenle dalış kıyafetinin üstünü çıkartarak kendi ağırlığını düşürmesi gerekiyor. İnsanı hayrete düşürecek denli renkli ve hareketli. Ancak derinlere uzanan bu yolculuğun birçok riski de var. Her 10 metrede bir artan basınç oranı, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok fizyolojik değişime yol açar. İbrahim'in iki kere kalp krizi geçirmiş olması, onu bu tehlikelere biraz daha açık hale getiriyor. Kaptan, 3-5 sünger var aşağıda. Şu apoşu atsana. Tamam öyle. Oğlum kadar yok ama geldin. Nasıl, iyi mi aşağısın? Kadar zor ama. Rahat ol, tamam mı? Sıkıntı yok. Kaliteli süngerleri yüzeye yakın yerlerde bulmak pek mümkün değil. Bu sebepten tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok sünger avcısı denizin derinliklerinde ölümcül tehlikelerle karşılaşıyor. Bunu en iyi bilenlerden biri de mesleği böyle bir kaza yüzünden bırakmış olan Behçet Kaptan. Ya o gün işte birinci dalışımdı. Saatim de dolmak üzereydi yani, çıkma saati. Teknenin içinde bir teknik kazadan hortum patlaması sonucu mecburen havasız çıkmak zorunda kaldık. Tabii o yaşta da bir vücut da biraz yorgundu. Bir vurgunu yedik işte, bir kazalar oldu yani. Behçet Kaptan'ın varlığından güç alan İbrahim, yine de temkini elden bırakmıyor. Denizi ve süngerciliği ne kadar özlemiş olsa da, bunun bir deneme dalışı olduğunun bilinciyle fazla derine dalmadan sezona kazasız bir giriş yapma gayretinde. Kaptan! Neredesin bre kaptan? Yok. 4-5 tane anca. Gene hep deli. Altını bu. Al baba. Bereket. Aferin Biko. Aferin. Sezonun hayırlı olsun. Allah bereket versin. Bugün bu kadar yeter kaptan. Yeter. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Bir iki parça sünger var.
Gerisi deli sünger dediğimiz sünger. Birbirlerine çok benzerler ama biri farklıdır, biri farklıdır. Bunları temizlediğimiz zaman göreceğiz zaten içinden çıkan lifini. Zor bir dalış değildi, iyiydi. Nefesimiz her şeyimiz, basıncımız her şeyimiz sıkıntılı. Rahattık yani. Yarın yandan sonra daha güzel olur. Bunları birazdan bir çiğneyeceğiz. Apışa koyacağız, biraz denize duracak. Zaten iyi çiğnersem ben onları limana gidene kadar da kendilerini açarlar, görürüz. Onlar daha şu an şeyde sütünü bir çıkartalım, taşını çöpünü ayıklarız, sünger haline gelecektir. İbrahim ve Behçet Kaptan deneme dalışının sonuna geldiler. Birlikte iyi bir ekip işi çıkarmışa benziyorlar. Elde ettikleri sünger sayısı çok fazla olmasa da denizle yeniden bir araya gelmek ikisi için de iyi oldu. Zararsız, ziyansız ağacı düşürdük. Ellerim titriyor ya. Harbiden stresli bir iş ya. Cino düştü ya. Ellerim titriyor ya, yemin edeyim ellerim titriyor. İyi, iyi, güzel oldu, güzel. Bak dediğimiz ön alamadık onu ya. Bak dediğimiz ön alamadık onu. Siz orada bir estettiniz var ya, şu taş olmasa var ya. Ha bu taş olmasa gidiyordu bu tarafa. Ha bu taş koydum oraya. Bir estet abu taşı koymasam oraya var, ciddiydi bu at. İyi, zararsız, ziyansız, güzel. İbledik Allah'ın izniyle. Oh, oh. Bu taşı her zaman koyuyor musun sen böyle keserken? Yok, ilk defa geldi aklıma. Yapma ya, bayağı şey yaptı, yönünü değiştirdi. Ne diyorsun ya, bir esnedi orada, bir ara bir esnedi. Dedim gitti. Hemen tabuk taşı koydum oraya, o taş o buraya bastı, bak buraya bastı, yukarı aldı. Ondan çevirdi demek. İkinci bağırdım size, alın onu ya, o zaman aldınız onu. Köklerinin sağlamlığıyla bilinen koca çam, sorunsuz bir biçimde yere indirildi. Şimdi ortalığı toparlama vakti. Bir kez daha ağaçların fatihi olduğunu gösteren Sedat, yoğun bir günü başarıyla geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor. Amerika'dan gelen o kement işlevini yerine getirdi. Ancak mücadele henüz bitmiş değil. Atın kontrol altına alınması gerekiyor. Ve bir yılkı atı başlığı geçirilmeden pes etmiş sayılmaz. Biraz bırak. Dur. Gel, yavaş. Bırakma. Ekrem her zamankinden daha özenli bir biçimde yaklaşıyor ata. Gülbahar, hazırla başlığı, ben isteyince getir. Hareketleri neredeyse sözsüz bir biçimde onu ikna etmek ister gibi. Dur, getirme biraz geri dön. Gülbahar. Sanki kendi rızasıyla teslim olmasını sağlamaya çalışıyor. Çık oğlum. Bırakın, biraz bu ip ver. İp ver. Tamam. Dur. Beyaz yılkı atıysa başlığı takmalarına izin verdiğinde kaybetmiş olacağının farkında.
direniyor. Çek, çek, çek. Yavaş, gel, gel. İpi bırak, ipi bırak, ipi bırak. Tamam, gel başlığı getir. Gülbahar başlığı getir. İpi bırak. Dur, bırak. Dur. İpi bırak. İptir. İptir. Dur. Dur. Getir mi? Getir başlığı. Getir, getir, yavaş. Yavaş. Dur, yavaş. Beyaz yılkı atı boyun eğdi. Şeyin üstüne. Zafer, Ekrem ve ekibinin. Bırak. Uzun, tamam. Meşakkatli ve yorucu bir kovalamacanın sonunda hedeflerine ulaştılar. Ama küçük bir sorun var. Bu hayvan hamile, dikkat edin, yazık. Doğuracak, bak sütünü de bırakmış. Bu hayvan doğurur bir haftaya kadar. Hamile. Ne yapalım, bırakalım mı, tutalım mı? Valla yazık, hamile, süt memesini de indirmiş, baksana. Çekin, eğiteceğiz, başka yolu yok. Bakalım nasıl tuttuk. Bu zahmete katlandık, hani çekin. Çek. Bayağı bir uğraştık ama ata da değdi. Maşallah atımız da güzel. Hamileymiş, hamile olduğunu bilmiyorduk. Bu geldiğinden beri işte yem değişikliği yapmamak lazım. Yani başka yem vermemek lazım. Kuru ot vermek lazım. Çünkü midesi alışkın değil bunların, bizim arpaya, yulafa, değişik yemlere. Onun için metabolizması bozulur. Kayınbuna bir hafta bir özen göstereceğiz. Yavrusu da var. Yorucu bir gün geride kaldı. Ekrem belki de bu kadar çok sevdiği atların verdiği özgürlük mücadelesine şahit olmanın efkarıyla kendisini geceye ve türkülere teslim ediyor. Dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, gelince dünyaya gömül verdin mi? Gelince dünyaya gömül verdin. Artık İbrahim teknesinin denize inmeye hazır hale gelmesini daha büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Behçet kaptanla birlikte denizin derinliklerine dalmak ve sünger avlamak için geri sayım başladı. Ben şu kayın işlerini hızlandırayım. Hemen gideyim başına kayın da. Kendi kayımızı bitirelim de ondan sonra ne olacağına bakacağız. Elin kayından olacak iş değil bunlar. Yapacağız Allah'ın izniyle. Sen kayın dümeninde ol da. Biz yukarıda canımızı sana emanet edelim de. Gerisi önemli değil. Uzun ve yorucu bir günün sonunda rahat bir nefes almayı en çok hak eden kişi Sedat. Ekip arkadaşlarıyla birlikte iyi bir iş çıkardılar. Şimdi eğlence zamanı. Herkes geride bıraktığı günle kendince vedalaşır. Kimisi yorgunluğunu sıcak bir bardak çayda demler, kimisi kendini türkülere bırakır, kimisi de horona. Farklı yollardan geçip farklı sonlara ulaşıyoruz belki ama aynı mücadeleyi veriyoruz aslında. Alın teriyle ekmeğini kazanan herkes gibi aynı yorgun tebessümle yastığa başımızı koyup ertesi güne hep benzer umutlarla başlıyoruz. Yeter ki gün eksilmesin diye penceremizden.